birinde cılız, korkak bir fare yaşarmış. Ormanda yaşayan tilkiden, kurttan, hatta kendisinden daha küçük hayvanlardan bile çok korkarmış. Hafif bir rüzgarda, bir ağacın dalı çatırdasa korkusundan kaçacak delik ararmış. Ormandaki diğer küçük hayvanlar onunla dalga geçermiş. Nasıl da korktu yine? Rüzgardan bile korkuyorsun. Ama da korkaksın. Korkak fare bir gün bütün cesaretini toplamış ve korkularından kurtulmak için Ormanlar Kralı Aslan'ın yanına gitmiş. Aslan öğle yemeğini henüz bitirmiş. Mağarasının önünde uyuyormuş. Farenin arkadaşları merakla onun ne yapacağını bekliyormuş. Fare, uyuyan aslanın kuyruğundan yukarı doğru tırmanmaya başlamış. Aslanın sırtına çıkmış. Kendinden emin bir şekilde gülümseyerek arkadaşlarına poz veriyormuş. Korkuyormuş ama korkusunu belli etmemeye çalışıyormuş. Tam bu sırada aslan uyanmış. Şöyle bir silkelenince fare aslanın sırtından düşüvermiş. Aslan ve fare göz göze gelmişler. Diğer hayvanlar telaşlanmış. Eyvah! Şimdi aslan fareyi hüp diye yutacak. Bu ne cüret? Bu ne cesaret? Sırtımda ne işin var senin? Ey ormanlar kralı, lütfen beni yemeyin. Ormanda yaşayan bütün hayvanların içinde en zavallısı ve en korkağı benim. Hayatım korkularım yüzünden titremekle geçiyor. Ağaçtan yaprak düşmesinden bile korkuyorum. Artık bu korkulardan kurtulmak istiyorum. Siz bu ormanın kralısınız. Sizin bir kükremenizle bütün hayvanlar dehşete düşüyor. Siz beni korumanız altına alsanız nasıl olur acaba? Aslan, farenin anlattıklarını sessizce dinlemiş. Fare, merakla aslanın cevabını bekliyormuş. Aslan önce bir kahkaha atmış. Niye sana yardım edeyim ki? Şimdi seni yememem için bana güzel bir neden söyle. Yapacağınız iyilik karşılıksız kalmayacak. Söz veriyorum. Belki bir gün ben de size bir iyilik yaparım. Fare sözünü bitirir bitirmez aslan kral öyle bir kükremiş ki... Senin gibi küçük bir farenin bana nasıl bir iyiliği dokunabilir ki? Fakat aslan karşısında titreyen minik fareye acımış ve onu yemekten vazgeçmiş. Neyse ki karnım tok. Hadi şimdi kaybol gözümün önünden. Fare koşarak oradan uzaklaşmış. Bu konuşmayı uzaktan izleyen farenin arkadaşları çok şaşırmışlar. Aradan bir zaman geçmiş. Aslanın karnı acıkmış ve ormanda dolaşmaya çıkmış. Fakat avcıların kurduğu tuzaklardan birini fark edememiş ve tuzağa yakalanmış. Büyük bir ağın içinde havada öylece asılı kalmış. Ağın içinden kurtulmaya çalışmış ama başaramamış. O ormanlar kralı aslanmış. Bağırıp yardım istese diğer hayvanların gözünde küçük düşecekmiş. Hem avcılar sesini duyup gelebilir ve onu daha çabuk yakalayabilirlermiş. Çaresiz beklemeye başlamış. Bu sırada ormanda yaşayan diğer hayvanlar aslanı fark etmişler. Fakat kimse cesaret edip aslana yaklaşamıyormuş. Oradan geçen minik fare aslanı görmüş ve ona yardım etmeye karar vermiş. Hemen aslanın yanına gitmiş, yere kadar sarkan kuyruğuna tırmanmış ve ağlara ulaşınca keskin dişleriyle ağın ipini kemirmeye başlamış. Bu sırada tavşan koşarak yanlarına gelmiş. Fare kardeş acele et, avcılar buraya doğru geliyor. Orada toplanmış olan diğer hayvanlar
avcı kelimesini duyunca hemen kaçıp saklanmışlar. Ama fare inatla ve azimle ağı kemirmeye devam etmiş. Sonunda ağ yırtılmış ve aslan yere düşüp kurtulmuş. Hemen sırtıma atla, kaçalım buradan. Fare aslanın sırtına atlamış ve oradan uzaklaşmışlar. Aslan nefes nefese mağarasının önüne gelmiş. Yere eğilmiş, fare de sırtından atlamış. Bana belki bir gün benim de size bir iyiliğim dokunur dediğinde seni küçümsemiştim. Senin işe yaramaz minik bir fare olduğunu düşünüyordum. Ama sen benim hayatımı kurtardın. Teşekkür ederim. Rica ederim kralım. Artık benden korkmana gerek yok. Hatta hiçbir şeyden korkmana gerek yok çünkü sen çok cesur bir faresin. Ben ormanın kralı aslansam, sen de bundan sonra bu ormanın cesur prensisin. Aslan ve fare kahkahalarla gülmeye başlamışlar. Tüm bu olanları uzaktan izleyen diğer hayvanlar saklandıkları yerden çıkıp cesur fareyi alkışlamışlar. Aslan ve fare çok iyi dost olmuşlar ve ormanda barış içinde yaşamışlar. Bir varmış bir yokmuş. Yaz mevsimi bütün güzelliğiyle devam ederken ormanda yaşayan hayvanlar, kuşlar, böcekler sıcak yaz günlerinin tadını çıkartıyorlarmış. Yazın yiyecek bulmakta sıkıntı çekmiyorlarmış çünkü. Tembellik yapıp şarkı söylemeyi çok seven çekirge için sıradan bir günmüş. Bir ağacın gölgesinde oturmuş, topladığı bitki köklerini yiyor, bir yandan da keman çalıp şarkı söylüyormuş. Ne güzel bir gün la la la, hem çalar hem söylerim ben kemanımla. Gerisini uyduramadım ama olsun, yine de güzel oldu. Çekirge kulakları tırmalayan sesiyle şarkısını bitirdiğinde bir ses duymuş. Sese kulak vermiş. Sesin nereden, kimden geldiğini anlamak için altında durduğu ağacın dallarına sıçramış hızla. Biraz ilerisinde büyük bir karınca sürüsü sıraya girmiş, asker adımlarıyla düzenli bir şekilde yürüyorlarmış. Karıncalar kocaman kocaman tohumları, ağaçlardan dökülen kuru meyveleri taşıyorlarmış güçlükle. Çekirge ağacın dalından yere sıçramış. Şaşkın şaşkın uzaklaşan karınca sürüsüne bakmış. Şu karıncaları hiç anlayamıyorum. Sürekli çalışıyorlar. Bu sırada kendisine doğru gelen küçük bir karınca görmüş. Küçük karınca sırtında kendisinden kat kat büyük olan bir çekirdek tanesini taşımaya çalışıyormuş. Tam çekirgenin yanından geçerken karınca sırtında taşıdığı çekirdek tanesini düşürmüş. Biraz dinlenmeye de ihtiyacı varmış aslında. Çekirge anlamsız gözlerle karıncaya bakmış. Taşınıyor musunuz acaba? Yo. Yoksa ormana bir felaket gelecek de ondan mı kaçıyorsunuz? Yo. O zaman ne yaptığınızı sorabilir miyim? Yuvamıza yiyecek taşıyoruz. Ha, anladım. Akşama bayağı kalabalık misafirleriniz var demek ki. Kış için yiyecek biriktiriyoruz. Kış için yiyecek mi biriktiriyorsunuz? Niye ki? Hem daha kışa çok var. Ne bu telaş? Gezin, tozun, eğlenin. Şu güzel yaz günlerinin tadını çıkartın. Ya öyle mi? Kış gelince ne yapalım peki? Kışın da eğlenecek bir şeyler buluruz canım. Aklın fikrin eğlencede. Kışın ne yer ne içeriz diyorum. Onu kış gelince düşünürüm ben. Şu an yaz mevsimindeyiz ve her yer bol bol yiyecek dolu. Karınca bu tembel çekirgeyi daha fazla dinlemek istememiş. Çekirdek tanesini tekrar sırtına yüklemeye çalışmış. Benim arkadaşlarıma yetişmem gerek. Şu çekirdeği sırtıma almama yardım eder misin acaba?
Benim gibi bir şarkıcı, bir sanatçı böyle ağır işler yapmamalı. Karınca çekirgenin bu cevabı üzerine ona ters ters bakmış ve çekirdeği tek başına sırtına almaya çalışmış. Ufak bir yardımım olabilir tabii. Çekirge kendisi için çok küçük olan çekirdeği alıp karıncanın sırtına koymuş. Karınca teşekkür edip yoluna devam etmiş. Ne gereksiz, ne boş bir çaba. Çekirge tekrar ağacın altına yatmış. Bir parça yemeğinden yedikten sonra kemanını çalmaya başlamış. Ne güzel bir gün, la la la, hem çalar hem söylerim ben. Kemanımla, kemanım la la la. Tam o anda çekirgenin altında durduğu ağacın deliğinden bir sincap kafasını çıkartmış. Yeter, yeter, ne olur yeter. Git şarkını başka yerde söyle. Dinlenmeye çalışıyorum burada. Çekirge bir anda şarkı söylemeyi kesmiş. Sincaba şöyle bir baktıktan sonra yiyeceğini ve kemanını alıp yürümüş. Sanatçının değeri hiç bilinmiyor canım bu ormanda. Sıcak yaz günleri devam ederken karıncalar her gün kan ter içinde yuvalarına yiyecek taşımış. Çekirge de bol bol yemek yemiş, gezmiş, eğlenmiş, keman çalıp şarkı söylemiş. Sonunda kara kış gelip kapıya dayanmış. Karıncalar bir sabah uyandıklarında yuvalarından dışarıya kafalarını çıkartıp bakmışlar ve her yerin bembeyaz karlarla kaplanmış olduğunu görmüşler. Bu soğukta dışarıda aç kalan diğer hayvanları düşünmüş ve üzülmüş küçük karınca. Çekirge ise günlerdir ağzına tek lokma yiyecek bile koyamamış. Çünkü tüm bitkiler karların altında kalmış. Soğuktan da tir tir titriyormuş. Ne şarkı söyleyecek ne de keman çalabilecek hali kalmış. Karların üstünde güçlükle yürüyormuş. Birden aklına sıcak yaz günleri gelmiş. Ne güzeldi o günler. Her yer yiyecek doluydu. Karnım tok, neşe içinde şarkılarımı söylüyordum. Birden karınca gelmiş aklına. O bütün yaz yuvasına yiyecek taşımıştı. Ondan biraz ödünç yiyecek isteyebilirim diye düşünmüş. Sonra bu düşüncesini kendi de beğenmemiş. Yazın karıncayla dalga geçmişti. Şimdi kendisine yardım eder miydi acaba? Çekirge açlıktan ve soğuktan yürüyemeyecek duruma gelmiş artık. Şimdi gurur yapmanın sırası değil. Karınca yuvasını bulup onlardan yardım istemekten başka çarem yok. Doğruca karıncaların yuvasına gitmiş. Yuvanın kapısında durup aşağıya seslenmiş. Kimse yok mu? Lütfen yardım edin. Kim o? Yuvanın içinden karıncanın sesi duyulmuş. Çekirge son bir gayretle cevap vermiş. Karınca kardeş, ben geldim. Çekirge, lütfen beni içeri alın. Bu sırada yuvanın içinde sesleri duyan kraliçe karınca, küçük karıncanın yanına gelmiş. Ne oluyor? Kim yardım istiyor? Yazın tembel tembel oturup şarkı söyleyen bir çekirge kraliçem. Galiba aç kaldı ve yardım istiyor. Kapımıza kadar gelip yardım isteyen kim olursa olsun geri çevirmemeliyiz. Kraliçe karınca ve diğer karıncalar yuvanın ağzına gelip kapıyı açmışlar. Çekirge soğuktan ve açlıktan bayılmış öylece yatıyormuş karların üstünde. Karıncalar hemen çekirgeyi kaldırıp yuvanın içine taşımışlar. Sıcak yuvanın içinde çekirge kendine gelmiş. Ona su ve yiyecek vermişler. Artık kendini daha iyi hisseden çekirge, kraliçe karıncaya teşekkür ettikten sonra küçük karıncanın yanına gelmiş. Size çok büyük haksızlık ettim. Siz yazın çalışırken ben bütün yaz oturup şarkı söyledim. Üstelik sen beni uyarmıştın ama ben seni ciddiye almadım. Çok pişmanım. Bu sana büyük bir ders olsun. Biz de biliyoruz bütün yaz gezip eğlenmeyi. Ama ileriyi de düşünmek zorundayız. Eğer yazın yiyecek biriktirmeseydik, şimdi biz de seninle aynı durumda olabilirdik. Çekirge birkaç gün karıncaların yuvasında kalmış. İyice kendini toparlamış ve sağlığına kavuşmuş.
ayrılma vakti geldiğinde karıncalar çekirgeye bir miktar yiyecek vermişler. Her şey için teşekkür ederim. Benim hayatımı kurtardınız. Bunu hiç unutmayacağım. Ve bundan sonra asla tembellik yapmayacağım. Ben de senden bir şey isteyebilir miyim? Tabii, söyle. Ne istersen. Yaz gelince biraz müzik dersi alıp keman çalmayı da öğrenirsen, ormandaki tüm hayvanlara büyük bir iyilik yapmış olursun. (Gülüyor)